Evet, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo Leyza Pozitif Reklam, Karadeniz Rüzgarı Riva ve Miraç Çakmakçı Kundura Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habibler Merkez'de değerli bir sevdiğim bir amcamızın iş yerindeyiz. Nalbur Dükkanı üzerinde. Kendisi nerelidir? Kendisine soracağız. İzleyenler açısından siz de görünce zaten kendisini tanıyıp hatırlayacaksınız. Sözü de fazla uzatmadan değerli amcamıza bir selam verelim, bir hayırlı işler dileyelim. Sohbetimize başlayalım. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı hoş işler. Geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Allah daha iyi etsin. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Şöyle kameraya doğru. Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Ben Rize'nin Kömürcüzel Köyü'nden. Eski Kömürcüzel Köyü, şimdi Muradiye Beldesi olarak geçiyor. Oradan. İsim soyisimi. İsim Yakup Yazıcı. Evet. Yakup amca yaş kaç bu arada? Yaşım 68. Maşallah göstermiyorsun ama iyi bakıyorsun kendine. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Evet. Yakup amca Rize'de doğdun. Rize'de doğdum ve evet. İlkokulu Rize'de bitirdim. Orta tahsilimi işte İstanbul'da yaptım. Sanat okudum, bitirdim ve marangozluk yaptım ve marangozluğu bıraktıktan sonra işte ufak tefek şeyler aldığında günümüzü geçiriyoruz. Şimdi Yakup amca evlisin. Evliyim. Ya, onu da evliyim. Dört tane çocuğum var. Allah'a şükür. Kız erkek? Üç tane oğlum, bir tane kızım var. Üçünü de yüksek tahsil yaptırdım. Biri de nasipse bu sene yüksek tahsilini bitirecek. Çok, benim bütün ümidim, bütün isteğim, bütün dileğim oydu. Ona da erdim. Çok güzel. Siz de böyle Nalbur Dükkan'da. Vakit geçiriyorum dostlarımla. Sizin gibi dostlarım geliyor. Onlarla bir sohbet yapıyorum. Hı. Biz de sizi seviyoruz. Şimdi Yakup amca, soralım bakalım. Eski zaman Çınarların evliliği nasıl olmuş? Teyzeyle nasıl evlendiniz? Böyle sedalık mı yaptınız, görücü usulü mü? Onlar yok, da... hayır. Eskiden işte görücü usulü. Ne? Teyze, akrabam bu? Akrabam değil. Ben işte şöyle, rahmetli babam, arkadaşının, sevdiğinin işte kızını gelin yapmak istedi. Bizi de İstanbul'dan götürüp de aldırdılar. İşte öyle uzaktan bir görüştük. İşte Allah nasip etti, evlendim. Evet. Teyzeyle güzel bir mutlu hayatımız, hayatımız devam ediyor. Allah... Çok mesutuz, çok son mutluyuz. Önemli olan o. Evet. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Çünkü gerçekten yaşlılıkta bir kişinin hanımı ölmesi çok zor. Ama takdir ilahi, ama Allah uzun hayırlı ömürler versin. Tabii cemi cümle bize. Yani, hayırlı niye... ömürler, hayırlı ölümler ya, versin. Tabii. Yakup amca, başka ne yapıyorsun? Memlekete gidiyor musun? Memlekete ara sıra. İşte şöyle bir durum karşısında gidebiliyoruz. Evet. Çünkü çocukların tahsilini İstanbul'da yaptırdığım için kendime bir zaman ayıramadım. Evet, doğru. İşte ömrümüz olursa belki bundan sonra Rize'ye gidip orada biraz kalmak istiyorum. İnşallah. Niyetim o. İnsanlarımızın hep niyeti o. Şimdi Yakup amca nerede? Yani bir adres olarak, çünkü tanıdığım bir sürü dostlarım var. Bilmeyen kişiler benim, de var. Benim adresim, yerlerinde izleyecekler sizi. Evet, benim adresim şöyle. Nasıl ulaşabilirler daha doğrusu? Bana ulaşmaları için adresimiz eski Edirne Asfaltı Üstü, No 948 Sultan Gazi İstanbul. Sultan İstanbul'da Yakup Yazıcı amcamıza ulaşabilirler. Şimdi Yakup amca, bu arada tabii acını da şimdi istemiyorum. Tabii abilerim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Osman amca olsun. Ömer amca. Keşke ondan da çok aklımdaydı röportajı yapmak. Öyle rahatsızlaştı. Nasıl işte Ömer amca da çok değerli, sevdiğim bir amcamızdı. Gelirdi mekanımıza, iş yerimize. İşte bunlar, biz bu yayınlarda genellikle onun için yapıyoruz. Çünkü ölüm var. Allah geçsin de. Arşivimiz var. Vakti zamanı geldi mi hepimizin gideceği. Evet. Ama, yani insan kardeş acısı da, değil mi? Evet. Evet. Yani o da rahmetli çok çekti. Nefes darlığı vardı ona. Aynen. İşte her şey Allah. Allah
mekanlarını cennet etsin. Zaten bizi bu Habib'le Sultan Gazi'de yerleştiren o abimizdir, Ömer abimizdir. Allah rahmet eylesin. Gerçekten yani şöyle bir düşünüyorum, nice sayısız dostlarımız vefat etti. Onun için değerli izleyiciler, insanlarımızı kıymetini sağlığında bilelim. Babalarımız olsun, akraba, arkadaş, eş dost, kim olursa olsun insan sevgisi çok önemli. İnsanların duasını almak, böyle bir babamızın duasını almak, bir Allah razı olsun demesi. Onun için bunlar çok önemlidir. Öldükten sonra fayda etmez. Önemli olan sağlığında kişinin duasını almak ve Yaradanımızı emredip duasını aldığın zaman hem insanlar açısından hem Yaradan açısından o kişiler her zaman sevilir. Bunu yapamayız. Bu konuda bu arada kameramı çekimi Mehmet Keşmir kardeşimiz, ekip arkadaşlarımızla beraber sağ olsun. Onunla çok yardımları oluyor. Son olarak ne söylemek istiyorsun izleyicilere? Son olarak ve bir de böyle gençliğine dönersen ne gibi yokluklarla karşılaştın? Şimdiki gençler pek büyümüyor. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Şimdiki gençler, gençliğimiz, yani biz geçmişi onlara anlattığımız zaman onlara bir hayal geliyor, bir masal geliyor. Gerçi bu böyle değil. Onlar bunu ne zaman anlıyor? Ne zaman ki onların omuzlarına yük bindiği zaman demek geçmişi nasıl olduğunu, nasıl yetiştiğini, nasıl meydana geldiğini o zaman anlıyor. İşte biz bunu gençlerimize anlatabilirsek ne mutlu. Oldu, yapamayacağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, sizleri seviyoruz. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin, işlerinde bol rızıklar. Amin, cemi cümlemize, ümmetin Muhammed'e. Bizleri kırmadın, yayınımıza katıldın. Biz de sizi sevdiğimiz için röportaj yapacaktık zaten. Bugün kısmetti. Teşekkür ederim, sağ olun. Söylemiştim size kendinize. Tamam. Diğer kardeşlerin abilerine röportaj yaptık. Biz siz kalmıştınız. Onu da gerçekleştirdik. Şöyle elinizi alalım. Kamerada bir yakışıklı sarılayalım. Herkese selamlar. Herkese.